Sonra? Sonra bir baktık çıkmaz sokaktayız. Hayda, bu sefer yürüdük aynı yol tekrar. Evet, Selim'in müthiş harita okuma yeteneği sayesinde. Ha, yani benim hatam. Yok yani, öyle demiyorum da... Zeynep Hanım, yanlış yolda olduğumuzu ilk ben hatırlattım ama hatırlatırım sana da. Tamam, tamam, sustum. Şu saatlerde dün balideydik. Of, şimdi okul falan. Tamam, tamam, tamam. Bir arzunuz var mıydı? Yok Kiraz, bitirdik zaten. Sofrayı kaldırabilirsin. Ama sonra getirdikleri Endonezya kahvesinden içeriz, değil mi? Tabii, tabii. Yaparım hemen. Müsaadenizle, size afiyet olsun. Ben odama çıkıyorum. Biz de şöyle geçelim, sohbeti orada devam ederiz. Sessizlik, ay başım şişti resmen. Ay iyi ki balayına gittiler yani. Artık besleniz dinleriz. Yok şurası öyleydi, burası böyleydi. Tabii, Zeynep Hanım Söğüt Tepe'nin dışına çıkmış mı hayatında? Of, aman neyse. Tek derdim bu olsun. Serdar gitti ya. Artık kurtuldum. Paris'ten kart atar bana. Anne. Tokam çok güzel değil mi? Hı hı. Çok güzel. Ya anne acıtıyorsun. E sen de tutturmasaydın o zaman illa otokayla topla diye. Of. Anne. Neden bıraktın? Olmuştu işte. Tuğçe. Bir dakika. Sen saçını mı kestin? Yoo. Ben uzatmaya çalışıyorum. Neden keseyim ki? Basbayağı kesilmiş bu saç. Kim yaptı bakayım bunu? Yoksa Elif mi yaptı? Ya hayır anne. Elif de ben de yapmadık. O zaman kim kesti bunu Tuğçe? Aa. Anne. Rüyada görülenler gerçek olabilir mi? Tuğçe ne diyorsun sen Allah aşkına? Ben sana ne söylüyorum sen ne cevap veriyorsun? Kim kesti saçını? Ya anneciğim rüyada gördüm işte. Tuğçe bak kızıyorum ama artık. Ya anne yemin ederim. Hani sana demiştim ya rüyamda Serdar'ı gördüm diye. İşte sana anlatacaktım ama beni dinlemedin. Anlat bakayım ne rüyasıymış o? Gözlerimi açtığımda karşımda Serdar'ı gördüm. Önce ne olduğunu anlamadım. Sonra Serdar'ın elindeki makası gördüm. Saçımı kesmişti. Serdar. Sonra gördüm. Sonra ne oldu? Galiba saçımı bir şeyin içine koydum. Sonra da saçımı okşamaya başladı. Başka Tuğçe? Başka ne oldu? Hatırlamıyorum. Allah kahretsin. Kocana bir zarf gönderdim. Muhtemelen şimdi açıyor. Acaba içinden ne çıkacak dersin? Kolay gelsin Kenan Bey. Sağ ol Kiraz, sana da kolay gelsin. Şey, Kenan Bey, bu mektuplar sabah size geldiydi de... ...onları vermek için rahatsız ettiydim, kusura bakmayın. Tamam, alayım ben. Ay, vallahi işinizi başınızdan aşkın yani. Çok zor ya. Allah kolaylık versin size. Bu ara işler biraz yoğun Kiraz. He.
Yani ben bunlara bakıyorum, bakıyorum da hiçbir şey anlamıyorum. Böyle resimler falan da var. Resim değil onlar, grafik. He. Anlamadım ama bir şey, yani önemli bir şey oldukları belli. Öyle önemli hepsi. Neyse, bir arzunuz var mıydı? Yani ben grafik mrafik anlamam ama kahveyi güzel yaparım. Şimdi almayayım ama daha sonra Selimlerin getirdiği luwak kahvesinden içerim. He, ondan yaparım tabii. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ ol. Laboratuvar sonuçları mı? Allah Allah. Ne bu şimdi?